Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün de size halka porsiyon kokoreç yapacağım. Normalde halkaya 4 tane halka koyuyoruz. Yani halka porsiyona 4 adet halka. Şöyle ben ızgarada pişirdim. 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Normal İzmir usulü gibi olmuyor bu. İzmir'de bu normal kokoreç 7-8 parçaya bölünüyor. Halkada ise sadece ortaya 2 tane çizik çekiyoruz. Yani 4'e bölmüş oluyoruz. 100-120 gram geliyor bir halka. Ortalama. Evet. Gördüğünüz gibi halkada herhangi bir yağ oranı çok az. Perde yani kuzunun kavram yağını araya sadece atmışız. Birer parça domates. Güzel bir sunum olsun diye. Normalde ben kokorece domatesi koymaya karşıyım ama domates isteyen müşterilerimiz de var. Böyle bir sunum hazırladık. Şili biberi. Yerken mutlaka dikkat edin. Çünkü bayağı acıdır. Bazıları acı çıkmıyor ama çıktığı zaman da sizi yakabilir. Arkadaşlar kokoreçlerimizin kendi imalatımız olduğunu zaten siz de biliyorsunuz. Kendimiz üretiyoruz. Ege bölgesinden alıyoruz. Balıkesir, Muğla, Denizli, Aydın. Yani bu yörenin hayvanlarıdır. Arkadaşlar kokoreçimiz kuzu kokoreçtir. Kokoreç yerken şunu dikkat etmeniz lazım. Ben bu kokoreç yiyorum ama dana mıdır, kuzu mudur mutlaka ayrım yapın derim. Evet, şu anda halka porsiyonumuz hazır. Servise sunabiliriz. Yanında da çıtır ekmek. Normalde bu porsiyon yanına lavaşla koyuyoruz ama şu anda ben sadece ekmek kestim. İki parça ekmek, iki parça da lavaş yeterlidir diye düşünüyorum. Evet, halka porsiyonumuz hazır. Şimdiden size afiyet olsun. Kokoreç teknisyonu mutlaka bekliyorum.